1950 ve 60'lı yıllarda İstanbul'da Sülün Osman fırtınası esiyordu. Beyoğlu'ndaki tramvayı, Galata Kulesi'ni, Dolmabahçe'deki saati ve hatta Taksim Meydanı'nı kendi malıymış gibi satıp dev bir varlık fonu kurmuştu. Galata Köprüsü'ne adım atan herkesten geçiş ücreti aldı. Tabii o zamanlar köprüden geçmeyenler para ödemek zorunda değildi. Sülün Osman mesleğinde ilk değildi, sonucu da olmadı. Bu işler bazen bireysel, bazen organize işler. Ama her zaman yanlış işler. Saadet Partisi keyifli seyirler diler.